Herkese selamlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Tam olarak 13 Ağustos 13.13'dan çok güzel denk geldi. Sesleniyorum sizlere. 2 gün önce düğün vardı, 11'inde. Hatay'daki düğünü bitirdik, kınayı da bitirdik. Artık yavaştan çeyizleri hazırlıyoruz çünkü bu akşam İstanbul'a tekrar dönüyoruz artık. Biletimiz 9'da, yaklaşık bir 8 saatimiz var ama henüz hiçbir valiz veya işte çeyiz kutuları hazır değil. Yavaştan başlayacağız. Zaten başka hiçbir işimiz kalmadı artık. Çeyizleri toparlayıp İstanbul'a gideceğiz. Düğün çok güzeldi burada. Kına da çok güzeldi. Hepsinin videolarını çektim ama hepsi böyle işte kınayı yaptık birkaç gün sonra. Düğün oldu, sonra hemen düğün geçti. Yine misafirler falan, düğün yapanlar biliyordur zaten. Çok karışıklık, çok fazla iş olduğu için bir türlü oturup böyle kurgu edit hiçbir şey yapamadım. İstanbul'a döndüğümde hepsini zaten tek tek yapıp yükleyeceğim. Belki bunu öncesinde yüklerim, bilmiyorum. Çünkü yani normal günlük bir vlog olsa böyle editleyip hemen yükleyebilirim ama şimdi kına düğün videoları biraz daha böyle 5 yıl sonra da açıp izlenebilecek bir şey olduğu için biraz daha özenli ve dikkatli yapmak istiyorum aslında kurgularını. O yüzden biraz erteleyebilirim. Bunu ondan önce de izleyebilirsiniz. Yüklediysem belki de şu an kanalımda da olabilir, bilmiyorum. Yüklediysem gerçekten çok güzel bir video, izleyebilirsiniz. Şimdi evin bir kısmı şöyle, valizler açıldı, götürülecekler var. Şurada çeyiz namına bir şeyler var, burada açık valiz var falan. İçerideki odada da bir bu kadar daha gideceklenmesi gereken eşya var. Allah. Onları şimdi paketleyeceğiz. Dediğim gibi biletimiz bugün bu akşam. Yavaştan onları toparlıyoruz. İstanbul'a gittiğimizde bunların yerleştirme videosunu çekeceğim ama önceden bir toparlanma videolarını da çekeyim. Şu an çeyizleri paketliyoruz çünkü. Zaten ev kuruldu sayılır. Sadece annemin Hatay'dayken işte yemek takımı, su takımı. Şu an bakıyorum işte böyle bornozları ya da nişanla gelen bu bohçalar falan, onlar buradaydı. Onları tekrar paketleyip İstanbul'a götürüyoruz. Dediğim gibi İstanbul'daki evin büyük bir çoğunluğu tamamlandı. Sadece bunları da götüreceğiz ve eşyalarını yerleştireceğiz. Zaten 20'sinde düğün var Erdek'te. Biz şimdi gittiğimizde ortalama bir hafta olacak bizim hazırlanma sürecimiz. Öncesinde de o süreçte, daha doğrusu benim de taşınma sürecim olacak. Bir günü de bana ayıracağımız için ortalama bir 3-4 günde tüm evi yerleştirmemiz gerekecek. Ama zaten çok da bir işlem kalmadı dediğim gibi. Hızlı bir şekilde toparlarız diye düşünüyoruz. Şimdi başlayalım o zaman. Yavaş yavaş, zaten yerleştikçe de göstereceğim size. Gelen hediyeler var, çeyizler var. Neyi nereden aldık, farklı bir şeyler de annem buralardan almış çünkü. Onları da gösteririm. Öyle. Başlıyorum. Uzun zamandır günlük vlog çekmediğim için garip geliyor şu an ama başlıyorum buna da. Düğün videoları çok güzel olacak. Umarım şu an yüklemiş olabilirim. Belki de bunu yüklemedim, emin değilim, bilmiyorum. Kafam karıştı. Neyse, öncesinde veya sonrasında çok güzel bir düğün videosu geliyor. Hatta iki düğün videosu gelecek. Çünkü iki düğün yapıyoruz. Bir tane de kına videosu geliyor. Hadi bakalım. Kanalımı şenlendirecek bunlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Bir yükseliş var. Onun da farkındayım. O da beni çok mutlu ediyor. Hem izlenmelerde hem takipçilerde çok güzel bir yükselme var. Haterlarım da artmaya başlamış. Onun da farkındayım. Ama güzel bir şey bu. Demek ki birilerinin hoşuna giden veya gitmeyen bir şeyler yapıyorum ve bunu gösterebiliyorum. Ne mutlu bana diyorum. Çok da uzatmadan başlıyorum vloguma. Şimdi hazır ben de dört yola gelmişken dedim ki buradaki böyle eşyalarıma falan bir bakayım. Burada kalanlardan bir şeyler alayım dedim. Kendi eşyalarımdan bulamadım ama annemin ve babamın dolabından bir şeyler buldum. Onları alacağım yanıma. Şimdi size de göstereyim birkaç parça. Babamdan iki tane gömlek çaldım. Ya ben yazın şu tarzı çok sevdim. Bu yaz daha doğrusu. Şöyle kısa kollu gömlekleri. Tam bir baba gömleği burada. Böyle giyip altına crop, düz beyaz crop, altına şortla üstüne gömlek giyme tarzını çok sevdim. O yüzden bir tane şöyle yeşil. Bunun rengi çok güzel. Bir tane de şöyle mavi kareli kareli bir gömlek aldım böyle. Yazın çok tatlı duracağına inanıyorum. Bunlardan giyerim, kombinlerim zaten. Sizinle de paylaşırım. Bir iki tane de şöyle evde benim çok çok öncesinde giydiğim, böyle birilerinin düğününde, nişanında falan giydiğim abiyelerim varmış. İki tane. Bir tane hatta ablamın giydiği varmış falan. Onları fark ettim. Şimdi sürekli ödül geceleri oluyor, bir şeyler oluyor, etkinlikler oluyor. Sürekli yeni alıyorum. Dedim ki bunları da illaki bir yerde kullanırım. Bu ikisini de götüreceğim. Bir tanesi şöyle kırmızı mini, bir tanesi de şöyle, bu ablamındı sanırım, ben giymedim. Pembe tonlarında bir elbise. Bu da uzun, sırtı açık, çok güzel. Önümüzdeki Eylül'de ödül gecesi olacak yine. Orada belki giyerim diye aldım. Muhtemelen orada bunu giyebilirim. Onları yerleştireceğim şimdi valizime.
Bu arada size valizleri nasıl hazırladığımı göstereceğim. Son zamanlarda böyle çok fazla bir yerden bir yere gittiğim için ve çok fazla eşya taşımak zorunda kaldığımız için valizlere olabildiğince çok şey sığdırma yöntemlerini deniyordum. En iyisini, bence en iyisinin böyle olduğunu buldum. Şimdi göstereceğim, böyle katlayıp katlayıp yerine, ya da şeyi de denedim bu arada, valizi dik koyup böyle raf sistemi gibi dizmeyi. O da bana çok mantıklı gelmedi. Kıyafetlere eğer ki çok karışacak kıyafetiniz yoksa serme mantığıyla koyduğunuzda hem her şey iç içe geçip çok rahat bir şekilde sığıyor, hem de kırılmaması gereken bir şeyleriniz varsa aralara koyduğunuzda çok sağlam bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Şimdi yine aynı şekilde yapacağım valizlere. Şimdi burada ablama böyle hediye gelen bir şeyler de oldu düğün öncesinde. Ama bunları böyle kutularla falan taşırsak bayağı yer kaplayacağı için her şeyi böyle kutudan çıkarıp tek tek şu valizlerin içine koyacağız. Orada da artık yani direkt yerleştireceğiz zaten. Hiç bunların ağırlığını taşımayalım dedik. O yüzden bunları böyle tek tek koyacağız valizlere şimdi. Günaydın. Bu videonun devamını çekmeyi unutmuşum. Neden ve nasıl diyecek olursanız, şu an muhtemelen ayın 28'i ve ben videoyu size ta Hatay'dan dönerken çekmeye başlamıştım. Ancak şöyle bir şey oldu, ben size videoyu çektiğimi unuttum. Daha doğrusu böyle bir videoya çekmeyi başladığımı, ne diyorum? Böyle bir videoya başladığımı unuttum. O yüzden de devamını çekmeyi de unuttum. Tahmin edersiniz ki Hatay, İstanbul arası bayağı uzun ve buraya gelince çeyizleri yerleştirdik. Sonrasında hemen işte Erde'ye gidilecekti, düğün hazırlıkları falan filan derken zaten çok yoğun bir video çekme sürecim olamadı. Bundan sonra zaten ev dizme ve dizdiğimiz şeyleri nasıl yaptık, ne aldık falan filan, onların videolarını çekeceğim. Tek tek oda turları da, ev turu da çekeceğim. Ama yerleştirme videosunu çekmeyi unuttum. Bir yandan şöyle küçük küçük göstersem mi diyorum, bir yandan da hepsini tek parça yapmak daha mantıklı geliyor. Yani sonuç olarak çekemedim videonun devamını. Editledikten sonra fark ettim, bir de hatırlasaydım orayı da düzenlemezdim. Ama orayı düzenlediğim için böyle o videoyu evrene yollamak istemedim. O yüzden böyle bir kapanış videosu çekmek istedim sizinle. Zaten azıcık görüyorsunuz, bu arkalar hiç böyle değildi. Burası benim eski odam. Her şey çok fazla değişti. Evi muhtemelen tanıyamayacaksınız. Eskiden benim storylerimden ya da işte vloglardan falan görenler, çok farklı bir ev oldu. Yani her yeri, parkesinden halısına, dolapları, duvarları, her şey değişti. O yüzden bence şimdi göstermeyeyim, şey yapalım. Bu videoyu bu şekilde kapatayım. Sadece çeyiz toparlama ve İstanbul'a geçiş videomuz olarak. Sonrasında bir ev turu çekeyim ya da isterseniz ayrı ayrı oda turu şeklinde de çekebilirim. Öyle yaparsam daha detaylı işte aldığımız şeyleri nereden aldığımıza ve nasıl yerleştirdiğimize kadar anlatırım. Ya da ev turu isterseniz de genel bir şekilde tüm evi de çekebilirim. Nasıl isterseniz, onu size soracağım muhtemelen çekmeden önce. Zaten birkaç haftaya onunla videosunu çekerim diye düşünüyorum, farklı bir şey çıkmazsa. O yüzden şimdi göstermeyeyim size neyi nasıl yerleştirdim. Çünkü zaten aynı kapıya çıkacak. İki tane aynı videodan olmasına gerek yok. Bugün farklı videolar çekeceğim size okulla ilgili. Çok fazla değişiklik oluyor bu arada. Bir ay önce düşündüğüm şeylerle şu anki olaylar arasında çok büyük farklar var. Bir kere okulum, yani tercih yapmıştım. Gelecek mi, gelmeyecek mi? Şöyle, ben sadece tam burslu tercih yaptım. Onların da gelme ihtimali ya biraz şeydi, kontenjanları 6 kişilik, 5 kişilik, 7 kişilik maksimum olduğu için yani gelme ihtimali de vardı, hiçbirinin gelmeme ihtimali de vardı falan. Neyse ki ikinci tercihim en çok istediklerimden biri geldi. O gelince onun konumu farklı yerde, evi taşıma durumunu iptal etmek durumunda kaldım. Kübra'nın yanına, kuzenimin yanına taşınacaktım. Ama şu an bulunduğum evle o ev arasında çok bir fark yoktu. Okula gidip gelmek arasında ikisi de ortalama 40 dakika, 1 saat arasındaydı. O yüzden onu iptal ettik. Şu an yeniden ev bakıyorum. Henüz taşınmadım. Düğünlerin hepsi bitti falan. Güncelleme yapmam gerekirse düğün videolarının bir tanesini yükledim. Diğeri geliyor. Bugün de bekarlığa veda'yı editleyeceğim. Onu da muhtemelen bunun hemen ardından yüklerim. Öyle güncellemeler bu şekilde. Okulla ilgili ayrı bir video çekeceğim. O yüzden şu an çok bahsetmiyorum. Çünkü araştırma süreci benim için biraz zordu. Ki birçok kişi için de, ki aşçılık,
İsteyenler için, İstanbul'da olduğum için bu avantajı kullanmak istedim ve birçok okulu gezdim. Gittim bizzat mutfaklarını, hocalarını gördüm. Ve yani özel üniversite var, özel üniversite var. Bunun çok net farkına varabildim. O yüzden bundan sonra bu süreçte ihtiyacı olacaklar için de ayrı bir video çekeceğim. Hangi okullarda nelerle karşılaştım hepsini göstereceğim. Çünkü kimi üniversitelerin mutfağına girip böyle inanılmaz burada yemek yapmalıyım falan dediğimi de çok net hatırlıyorum. Kimisine girip de böyle binayı gördüğüm an ben bu okulda okumak istemiyorum dediğimi de çok net hatırlıyorum. O yüzden hepsini tek tek üniversite üniversite anlatacağım. Onu da dediğim gibi karıştırmamak için ayrı bir videoda çekeceğim. Şimdilik bu videoyu kapatıyorum. Bunu düzenleyip hemen yükleyeceğim zaten. Sonrası için de muhtemelen dediğim gibi bekarlığa veda vlogu var. Takipte kalın. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Çok öpüyorum.